Evet, ana haber devam ediyor. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde bir süperstar oldu Türkiye'de. Gerçekten öyle bak, yani Türkiye'nin en ünlü kişilerinden biri oldu. Yine açıklamalarıyla gündemde ama eski popülaritesi var mı acaba? Orası biraz şüpheli. Neden bunu söylüyorum? Maske artık hayatımızdan çıktı. En azından büyük oranda çıktı. Artık kapalı yerlerde takma zorunluluğu yok. Ama ulaşım araçlarında ve özellikle uçaklarda takılmaya devam edilecek mi? Bunun cevabını işte Sağlık Bakanı Koca verdi. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000'in altına inene kadar olmak üzere maske kullanımı, onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Dolayısıyla bunun içine uçaklar da girer. Uçakta maske kalktı mı sorusuna bu sözlerle yanıt verdi. Bundan sonraki süreçte üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi hissedenlerin mutlaka maskesini takması gerektiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte normal yaşamımızda herhangi bir vatandaşımız herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi, semptomu hisseder durumda olursa bir başkasına bulaştırmamak için mutlaka maskesini takıyor olmalıdır. Bu bizim bir alışkanlığımız olmalı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aydın'daydı. Valiliği ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenleyen Koca, zorunlu maske uygulamasının kaldırılması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz. Artık güvendeyiz. Çünkü aşımız var, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe hastalık artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır. 65 yaş üstünün tedbirli olması gerektiğini söyledi. 65 yaş üstü ve diğer kırılgan grupları korumakla yükümlüyüz. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler. Risk gördükleri yerlerde maskeyle kendilerini korumalıdırlar. Kronik hastalığı olanların, ek hastalığı olanların da kapalı, kalabalık, riskli olan alanlara girdiklerinde mutlak maskeli olmalarını önemsiyoruz. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları böyleydi. Yani en azından ulaşım araçlarında maskeye devam, uçak dahil. Şimdi bir ara verelim. Uçak hariç hemen düzeltelim.